Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Akit Özel'e hoş geldiniz. Normalde cuma günleri saat 20.45'te sevgili izleyenler Nurettin Veren'le Perde Arkası programını yapıyorduk. Zaten Ramazan ayı dolayısıyla bugünden sonra ara verecektik. Fakat Nurettin Veren'in geçirilmiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Bypass ameliyatı oldu. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bugün Akit Özel ile karşınızdayız. Son derece değerli bir konuğumuz var. Sevgili izleyenler, Sayın Muzaffer Doğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda Bahçeli Evler, İstanbul Bahçeli Evler'de 92 yılında, 1992'de belediye başkanlığı yaptı. Kendisinin edebiyat yönü de var. Edebiyat öğretmeni aynı zamanda. Evet. Evet, bugün kimi konuşacağız? 1904, 25 Mayıs sevgili izleyiciler, 26 Mayıs doğum tarihi Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefatının 34. yıl dönümüydü. 25 Mayıs'ta dün sevgili izleyiciler, Üstad'ı konuşacağız. Hayatını konuşacağız. Malumunuz birinci ve ikinci dönemi var. Kimden etkilendi? Hangi eserleri ne zaman verdi? Türk siyasi hayatına aynı zamanda yazılarıyla yön veren biri, özellikle CHP iktidarı tek partili dönemde yazdıklarıyla açıkçası başı bir hayli belaya girmişti. Bu konuları konuşacağız Muzaffer Bey ile. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Evet, Necip Fazıl Kısakürek merhum. Sizden dinleyelim. Kimdir? Daha sonra yine soru cevap şeklinde devam edelim. Tabii, üstadı biyografik olarak anlatmayı burada gereksiz görüyorum. Çünkü Türkiye hep biliyor zaten üstadın nerede doğduğunu, hayat grafiğini, kronolojisini biliyor. Ama biz çok okuyan onun, bir toplum değiliz. Gene de saygısızlık tabii, olmasın diye mi? Şöyle diyelim, üstad İstanbullu bir şairdir, bir düşünce adamıdır. İstanbul'da doğmuştur. 1904 yılında Çemberlitaş'ta bir konakta dünyaya geliyor. Gene İstanbul'da 1983 yılında İstanbul'da vefat ediyor ve İstanbul'a Eyüp Sultan sırtlarında uzun zaman Şeyh Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin vazife yaptığı Cami-i Şerif'in yakınında bir yere defnedildi. 25 Mayıs 1904 doğum tarihi. 25 Mayıs'ta doğdu. 1 Mayıs ayında, 25'inde Mayıs'ın. 26'sında da doğdu. 25 Mayıs'ta vefat etti. Vefat etti, 26'sında doğdu. Dünyaya geldi. Evet, tabii. Yani Mayıs'ta doğdu. Doğumunun bir gün sonrasında da vefat yıl dönümü. Dolayısıyla üstad yaşayan bir büyük şair. Yani eserleriyle yaşıyor, şiirleriyle yaşıyor, dünya görüşüyle yaşıyor, davasıyla yaşıyor. 34 yıl evvel vefat etmişti ama giderek dalga dalga eseri genişliyor. Dünden beri gazetelere bakıyorum. Türkiye'nin birçok yerinde, doğusundan batısına, birçok yerinde, üniversitelerde, işte belediyelerde, valiliklerde, bir takım liselerde üstad anılıyor. Bunlar anma faaliyetleri, güzel faaliyetler ama biz üstadın artık anlaşılmasını istiyoruz. Anlama faaliyetlerine ağırlık verilsin istiyoruz. Bu vesileyle biz de bugün Yazarlar Birliği'nde, Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin çatısı altında, Milli Türk Talebe Birliği, Birlik Vakfı, Genç Birlik, Seriye Vakfı, evet, Genç Memur Sen, Büyük Doğu Ocakları gibi birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte bir anlama faaliyeti başlattık. Üstadın tabii 110 cilt eseri var. Sayın Hocam, anlama faaliyeti derken tam olarak kastınız nedir? Şimdi üstad çok sevilen, çok bilinen, bilhassa bazı şiirleriyle, söz gelimi Sakarya Türküsü isimli şiiriyle üstad uzun yıllar davası uğruna hapis yatmıştır. Belki de önemli. Türk edebiyatında olduğu kadar dünya edebiyatında da eşsiz bir hapishane şiiri var.
Zindandan Mehmet'e mektup. Fırsat bulursak biraz sonra okuruz onu. O şiirin bir yerinde işte zindanda dakika farksızdır aydan diyor. Haliyle dava sonra hapis yatmış bir insan. Eserleri kadar mücadelesiyle, aksiyon faaliyetiyle de bilinen ve sevilen bir insan ama... Pratik zekalı ve inanılmaz hazır cevap. O zaten müsellem, malum. Yani Es-Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, Şeyhi Abdülhakim Efendi Hazretleri bir keresinde bir vesileyle Necip keşke bu kadar zeki olmasaydın demiştir. Ama zekanın üstünde ben üstadla ilgili bir kitap yazdım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde basıldı. Buzdağını eriten deha. Kitabın adı da bu. Buzdağını eriten deha. Buzdağını eritmek nedir? Tek parti döneminin de 1950'ye kadar 27 yıllık dönemde, o dönemin bir kısmı da 30'dan sonra bilhassa, tek parti zulmüyle başa baş, dişe diş, neredeyse tek başına mücadele etmiş ve surda bir gedik açtık diyor ya, surda bir gedik açan bir büyük fikir adamı, bir büyük aksiyon adamı. Eserleri çok çarpıcı, bir mısrağı bir millete şeref vermeye verecek kadar önemlidir deniyordu. Henüz İslami çizgisi netleşmeden önce solun önemli isimlerinden birisi Necip Fazıl bir mısrağa bir millete şeref verecek şair diyordu. Ama İslami öne çıkınca büyük şair büyük Necip Fazıl'a büyük doğu mezar oldu dendi. Çünkü 1943'te üstad, evet. İkinci Dünya Savaşı'nın ortalarında Büyük Doğu diye bir mücadele dergisi çıkardı. Büyük Doğu bir dergi olmaktan öte bir mektep oldu, bir kültür sanat mektebi. Zaten bir, oradaki yazıları yüzünden yargılanıyor. Mücadele mektebi, tabii orada yayınlanan yazılar o günkü tek parti hükümetini hop oturup hop kaldırıyordu. Mecliste mesela bir CHP'li mebus Anadolu'yu geziyor, geliyor, bir bakıyor ki ekmek bulmada zorlanan insanlar Büyük Doğu Mecmuası da okuyor. Mecliste kürsüye çıkıyor, mebuslara sesleniyor. Arkadaşlar diyor, gerici Necip Fazıl'ın çıkardığı dergi ekmek gibi satılıyor. Anadolu kayıyor elimizden diyor. Dolayısıyla bu dergi uzun zaman yayınlanmıştır ama 16 kere de kapatılmış, açılmış bir dergidir. Evet. Üstadı anlamak konusuna gelince, yani dedim ki anma faaliyetlerini anlama faaliyetlerine çevirelim. Bu vesileyle biz işte deminki saydığım sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üstadın baş eserim dediği İdeoloji isim örgüsü isimli eseri Türkiye'de belki büyük bir iddia gibi görünüyor ama biz bu davaya gönül veren insanlar bunun üstesinden gelebileceğimizi sanıyorum. Evet. 1 milyon Anadolu gençliğine, 1 milyon Anadolu gençine bu eseri ulaştıracağız, okutacağız. Kalburun üstünde ne kadar anlayan kalır onu bilemem ama bu mübarek bir faaliyettir ve bunu biz son nefesimize kadar sürdürmeye kararlıyız. Tabii üstadı anlamak hayli zor bir iş. Sakarya şiiri çok seviliyor. Biraz sonra onu okuyacağım. İzin verirseniz. Tabii, ama Sakarya şiirini dinlerken kendinden geçen insanlar orada birçok şeyi tam da kavradıklarını söyleyemeyiz. Kavramları. Bu bir suçlama değil. Üstad uzun zaman yalnız adam psikolojisi içinde yaşamıştır. Milyonlar onu dinliyordu. 1963'te 1960 ihtilali sonrası hemen 1963 yılında konferanslar serisine başladı. İlk konferans Erzurum'da 1963 yılında İman ve Aksiyon Konferansı. Bu 1978 yılına kadar neredeyse kaç yıl olur hesaplarım 15 yıl devam etti. Üstad bütün büyük şehirleri hatta bazı büyük ilçeleri bile gezdi. Ben o konferansların yaşım gereği bir kısmını takip ettim, gittim. O zaman böyle şimdi çok güzel kültür evleri yapıyor belediyelerimiz. AK Parti döneminde bilhassa
ortalama bir ilçede bile çok güzel kültür evleri yapıldığına şahit olduk. Gidiyoruz, geziyoruz, konuşuyoruz. Ama o zaman bu türden kültür evlerine rastlamak mümkün değildi. Şehrin sinemaları vardı şehirlerin. O sinemalarda konuşurdu üstad. Tıklım tıklım dolardı. Sinemanın içindeki kadar da dışarıda insan olurdu onu dışarıdan dinleyen o günkü iptidai şartlarda. Şimdi en tanınmış yazarlarımız, hatiplerimiz bir kültür merkezine gidiyor. Çok önemli meseleleri de konuşuyorlar ama ben de onlardan birisiyim. Hem Büyükşehir Belediyesi adına hem bazı belediyeler adına gidiyoruz. Kültür merkezlerinde konuşuyoruz. Önümüzde 40-50 kişi oluyor, 50-60 kişi oluyor. Bu önemli bir rakam gibi görünüyor günümüzde. O zaman üstadı düşünün ki bundan 40 yıl evvel, 45 yıl evvel üstad oralarda konuşuyordu. Türkiye'nin nüfusu da şöyle böyle 25-30 milyondu. Şimdi 80 milyon nüfus var. İmkanlar o günle mukayese bile edilmez. Bugünün lehinedir her şey. Evet. Ama kulak veren bu tür şeylere azaldı. Bunun birçok sebebi var. Şimdi biz onları konuşacak değiliz burada. Bu arada tabii biz şiirle... O yüzden az önce hani dediniz ya üstadı anlatmaya gerek yok. Ben de dedim ya çok anlama, okumuyoruz. Anlama faaliyeti. Tabii üstad keyfiyetçi bir insan. Bütüncü bir insan. Kemiyete, kalabalıklara pek de iltifat etmez. Yani bizim üstadın davası, bizim gönül verdiğimiz o dava keyfiyetçi bir davadır. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da Tekasür suresi var. Çoklukla övünmenin, çokluklarla övünmenin nelere mal olacağı, ne türlü felaketlere yol açacağını Kur'an-ı Azimüşşan bize bildiriyor. Tekasür suresinde. O bakımdan biz keyfiyetçiyiz. Yani bir kiloluk bir anzer balı bir ton keçi boynuzuna değişilmez. Öyle bir şeydir yani. Üstadım işte tadı da o anzer balı gibi bir şeydir. Şiirinin tadı, düşüncesinin tadı, mücadelesinin rengi. Dolayısıyla üstad tabii büyük bir mütefekkir. Mesela Büyük Doğu'da çıkan bir yazının daha sonra kitaplarına girdi bu yazı. Başlığı şu. 500 yıldır beklenen mütefekkirden bahsediyor. Bu 500 yıldır beklenen mütefekkir aslında kendisi. Üstad iddia adamıdır. Ortaya attığı iddiayı da ispatlayan bir adamdır. Pes etmeyen bir adamdır. Ama her şeyden önce o büyük şair olarak biliniyor. İşin burasında isterseniz birkaç şiir okuyalım. Buyurunuz. Ben Nevşehirliyim. 1970 yılında Nevşehir Lisesi'ni bitirdim. Yakınmışız hocam. Ben de Sivas Görünlü'yüm. Pek öyle mi? Mesafemiz yok. Evet. Ortaokul ve liseyi aynı binada okudum. Ortaokul ve lise Nevşehir'de aynı binadaydı. O zaman Nevşehir 8-10 senelik bir ildi. Yeni bir ildi. Köyden şehre göç ettik, okuduk. Tam lise son sınıfa gelince büyük şehirlerdeki gençlik faaliyetleri Anadolu'ya kadar indi. Liselere kadar indi. Biz de birden kendimizi o gençlik faaliyetlerinin içinde buluverdik. Tam o günlere rastlar benim üstadı tanıyışım. Üstadım şimdi işte en son şiir bütünü bu Çile. Bu şiirin adı o zaman, bu şiir kitabının adı o zaman Şiirlerimdi. Ama bu şiirin kitabının içinde Çile diye bir şiir var. Üstad sonra bir kararla kitabının adına o Çile şiirin adını koydu. Özdeşleşti yani. O kitap elime geçti birden bir vesileyle. Vesileleri anlatacak olursak saatler sürer. Vakti evet. De iyi kullanmalıyız. O kitabı karıştırırken Sakarya türküsüne rastladım. Beni birden çarptı bu şiir diğer şiirlerle beraber. O günlerde 3-5 gün içinde Sakarya'yı ezberledim. Şöyle bir hesap yapıyorum. 47 yıl evvel ezberlemişim Sakarya'yı. İşte 47 yıl evvel ezberlediğim, üstadın da 1947'de yazdığı bu şiiri takdim edeceğim müsaadenizle. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benim sağlım yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar.
su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklü, büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanar? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirli pişmiş açtan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sadayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş. Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin. Öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftağını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Son peygamber kılavuz. Son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun. Gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Evet, teşekkür ederim. Maşallah. Üstadın ağzına davasını maşallah. Bana deseniz ki, üstadın davasını birkaç cümleyle İzah eder misiniz? Derim ki, üstadın davası büyük zulümlerle yere yatırılmış, süründürülmüş, bütün iddialarından uzaklaştırılmış, mukaddesleri çöpe atılmış, bir milleti ayağa kaldırma davasıdır derim. Evet. Üstad bir ömür şiiriyle, tiyatro eserleriyle, konferanslarıyla, çıkardığı dergilerle, Büyük Doğu dergisiyle, ara ara Borazan isimli bir dergi de çıkarmıştır, Hiciv dergisi. Gazete yazılarıyla, konferanslarıyla, deneme eserleriyle, tarih tezleriyle milleti, daha geniş anlamıyla İslam milletini ayağa kaldırmak için didindi, çırpındı bir ömür. Biz işte onun mücadelesinin iyi anlaşılması için üstadın başeseri ideoloji örgüsünün de çok iyi okunmasını istiyoruz. Anlaşılmasını istiyoruz. Kuru bir hayranlıktan öte geçmek. Biz bir ara bunu da bu arada şunu da söylemeliyim. Biz Müslümanlar pazarlıksız insanlarız. Adam perest değiliz. Şahıs perest değiliz.
Bazılar diyor ki niye hep Necip Fazıl, Necip Fazıl, Necip Fazıl? Ben de öylelerine hep demişimdir ve buradan da diyorum ki biz Necip Fazıl perest değiliz. Ama Necip Fazıl'ı sevmek gibi bir vecibe var üzerimizde. Davasını seviyoruz. Onun üzerinden bu davanın anlatılmasını istiyoruz. Onun kahramanlığını takdir ediyoruz. Belki bizim böyle bir takdirimize bile onun ihtiyacı yoktur. Biz hakperestiz. Büyük Doğu bir manivela, bir alet ismi. O İdeolojça Örgüsü isimli eserinde, eserin baş tarafında der ki, Büyük Doğu İslam'ın emir subaylığıdır der. Başbu iman İslam. Başbu iman İslam'dır, iman, İslam imanıdır. Büyük Doğu mücadelesi, Büyük Doğu'ya gönül verenlerin, ben de dahil yaptığımız işte, o başbu iman İslam'a emir subaylığıdır, erliktir, vazifedir, kulluktur Allah'a. Biz hakperestiz, adam perest değiliz. Adama tapanlar, şu adam, bu adam, o adam. Tabii dönemden beri bunu iyi düşünmeliler. Sayın hocam, hani az önce dediniz ya, üstadı anlamak gerekti. Çok iyi anlatamıyoruz ve anlamıyoruz diye. Şimdi 1904 doğumlu. 1923, yani aynı zamanda 79 yıl yaşadı, evet. Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi. Tam da öyle. Ve yaşamış biri. Dolayısıyla iki farklı hayat. İki dönemi hayat, birden yaşadı. Aslında kendi hayatı da iki farklı. İki farklı. 1934 dönem. Yılına kadar Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra ikinci hayatı başlıyor. Hatta o ikinci hayata başladıktan sonra kendisini geçmişi üzerinden eleştirenlere şöyle bir cevabı da var. Geçmiş çöp gibidir, çöpleri de köpekler karıştırır diye. Ya burada anlıyoruz ki geçmişini çöp gibi görüyor. 1934 yılında hayatı nasıl değişti? Arvasi Hazretleri ile nasıl tanıştı, hangi vesileyle? Bunu biraz anlatır mısınız? Tabii. Çok yerinde bir açıklama da yaptınız. Bir yerinde bir soru da soruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Üstad 1904 doğumlu tabii. Bunu tekrarlıyoruz. 1904 yılının üzerinde düşündüğümüzde o gün Osmanlı Devleti var. Devleti Aliye-i Osmaniye. 16-17 yaşında eserler ve veriyor. Ve Üstad işte 1904'te doğdu. Abdülhamid Han-ı Sani Hazretleri de bugünlerde devlet televizyonları Kanal 1 olsa, TRT 1 olsa gerek. Orada benim de severek izlediğim dizi var. Bir Payitaht dizisi var. Güzel. Bazı eksikliklerine rağmen onu düşünenleri, sahneye ekrana getirenleri tebrik ediyorum ben buradan. Evet. Zevkle izliyoruz. Güzel gidiyor. Hocam bu konuya girmeden önce çok özür diliyorum. Reklamımız varmış. Konu buyursun. Yarım kalmasın. Tamam, reklama buyur. Gidelim. Dönüşte tamam. Tekrar devam tamam, edelim. Evet. Kısa bir reklam. Tamam. Memnun ederim. Akit Özel bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi konuşuyorduk Sayın Muzaffer Doğan'la. Kendisine ilk bölümde bir sorum olmuştu. Üstadın hayatı iki bölüm demiştim. 1934 yılına kadar, sonra 1934 yılında hayatı nasıl değişti diye sormuştum. Kendisi tam anlatıyordu. Reklama gittik. Buyurun. Evet, 1904 yılı üzerindeydik. 1904'te Osmanlı payitahtında cennet mekan Ulu Hakan Abdülhamid Han Hazretleri oturuyordu. Dirayetle devletimizi batılı müstevlilere karşı, devletimizin ve ideallerimizin, inancımızın düşmanı batılılara göre, batılılara karşı devleti muhafaza ediyordu, korumaya çalışıyordu. İçeriden ve dışarıdan büyük düşmanları vardı. Evet. Üstad işte o yıllarda Abdülhamid Han Hazretleri'nin son yıllarında çocukluk dönemini geçirdi. Abdülhamid Han Hazretleri 1908'de alaşağı edildi. Meşrutiyet, ikinci meşrutiyetle birlikte. Üstad o zamanlarda mahalle mekteplerinde, bazı okullarda okudu. Oralara geçiyorum. Sonra arkasından Birinci Dünya Balkan Savaşı, Birinci, İkinci Dünya Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, o günkü tabiriyle Harbi Umumi. İkinci Dünya Savaşı olunca Birinci Dünya Savaşı ifadesi de yerleşti daha sonra. Sonra genç bir devlet kuruldu. Osmanlı parçalandı. Parçalandı bir kıtanın toprakları diyor Arif Nihat Asya. Arslan payını arslan olmayanlar aldı diyor ya. O da güzel bir şairimizdir. Üstad Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda şöyle böyle 18-19 yaşında. Cumhuriyet ilan edilince Cumhuriyet hükümetlerinin aldığı bir kararla
başarılı talebeler Batı'da okumaya, tahsile gönderildiler. Üstad da bunlardan bir tanesi. Paris'e gitti, Sorbonne Üniversitesi'ne, felsefe tahsiline. Fakat orada tahsilini tamamlayamadı. Birden o ışık şehri diye ifade edilen o yıllarda gençliğin Paris ne oluyor yani? Doğudan gelen insanları çarpıyordu. Üstadı da tabii çarptı. Necip Fazıl da çarptı. Kaldırımlar şiirini orada yazmaya başladı. Ama hatta sonra bir de o 1934'ten sonra Kaldırımlar 2 diye. Kaldırımlar 1927 yılında yazılmıştı. Şöyle biliyorum, yanlışım varsa yok, lütfen düzeltin. Kaldırımlar 1, 2 diye eseri var. 3 kaldırım. Birinci döneminde, diğeri ikinci döneminde. Öyle değil mi? Hepsi de 1927 yılında yazılmıştır. 26 yılında başlamış. 27 yılında burada var ya. Şehir bölümünde var burada. Evet. Sonra Serseri diye bir şiir var o devirde. Tam da serseri, tırnak içinde bir. Serseri bir orta, serserice bir hayat yaşıyor. Kumar, benzeri menhiyat. O devirde Batı'ya git, işte Batı'da tahsile giderken üstad o günkü şair arkadaşları, yazar arkadaşları, hocalarından bazıları, mesela bunlardan Profesör Mustafa Şekip Tunç uğurluyorlar. Uğurlarken Mustafa Şekip Tunç'un bir sözü var, hocası Mustafa Şekip. Necip, tarihin malı olduğunu unutma diyor. Bu çok önemli bir sözdür. Necip, tarihin malı olduğunu unutma. Ama Necip Fazıl gidiyor, Necip orada kendini de unutuyor. Takdir-i ilahi başka şekilde tecelli edecek ama. Oradan geliyor. O sırada Henry Bergson diye... Okulu bitiremeyip bursları falan kesiliyor. Bitiremedim. Bursları falan kesiliyor. Kesiliyor. Oradaki ataşelik, sefirlik, işte sefaretimiz, onu Türkiye'ye derhal gönderiyor. Bir tahsisat veriyor ve derhal gönderiyor. O sırada materyalist felsefeyi alt üst eden bir felsefi akım da var. O akımın kurucusu Henry Bergson. Henry Bergson üstadın bir dönem orada dersine de girmiştir. Üstad hemen üstadı keşfediyor aslında. Fakat tabii bu keşfediş orada bitiyor. Evet. O Türkiye'ye dönünce Henry Bergson'un o günkü Türk, oradaki Türk talebelere bir sorusu vardır. Diyor ki bir serseri Türk vardı. O çok zekiydi. Ela Hoca sığmaz bir insandı. O nereye gitti diyor. Kimdi o? Diyorlar ki efendim o gitti. O Türkiye'ye gönderildi. Henry Bergson sezgici felsefenin babasıdır. Tabii Türkiye'ye geliyor. Hızlı geçiyorum. İşte dediğiniz gibi 1934 yılında 30 yaşındayken Beyoğlu'nda A Camii'nde Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıyor. Ya o tanışmayı merak ediyorum. Hikayesi uzundur. Nasıl? O şöyle. Böyle şairli, ressamlı bir ortamda yaşıyor. Beyoğlu'nda Asmalı Mescit diye bir yerde. Orada üstad, o gün Necip Fazıl, genç Necip Fazıl işte. 30 yaşlarında, 29-30 yaşlarında. O grupman içinde olmadık. Daha sonraki hayatıyla taban tabana zıt işlerin içindeler. Bir gün Nazım Hikmet'le de tabii Deniz Harbi Okulu'nda, bugünkü Deniz Harbi Okulu diye isimlendirilen ama o günkü Abdülhamit'in kurduğu okullardan, mekteplerden Heybeliada'daki Mektebi Bahriye-i Şahane'de talebe ikisi de. Nazım Hikmet üstattan 2 yaş büyük. Bir de 1973 ile 80 arasında sık sık eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı yapan Fahri Sabit, daha sonra Korutürk soyadını alacaktır. O da o mektepte talebe. Ayrıca Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu gibi daha sonra meşhur olan adamlar var. Nazım Hikmet'le düşüp kalkan ressam Abidin Dino var. Abidin Dino işlemi, Necip Fazıl da o Dino kardeşlerle falan iç içe. Bir gün akıllarına düşüyor. Diyorlar ki ya burada A Camii var. A Camii'nde bir adamdan bahsediliyor. Çok işte böyle etkileyiciymiş. Tesir alanını alıyormuş birilerini falan. Bunlar 8-10 soru hazırlıyorlar. Ceplerine koyuyorlar. Gidelim diyorlar, soralım. Bu ya Efendi Hazretleri'ni imtihan edecekleri akılları sıra. Ha, tanımadıkları için. Böyle bir kenara oturuyorlar. Vakit, zaman kolluyorlar. Çıkacak işte soru soracaklar falan. Tam o esnada Efendi Hazretleri sanki o soruları beraber hazırlamışlar gibi o soruların cevabını vermeye başlıyor. Bunlar şaşırıp kalıyorlar.
Fazıl'a diyor ki abidin Necip, bu soruları kimse hazırladık? Kimse yoktu. Buraya beraber geldik. Birisinin eline geçme ihtimali de yok. Bu nasıl bir iştir ki hoca oradan bizim cebimizdeki soruların cevabını veriyor diyor. Şaşıp kalıyorlar. Sonra çıkıyorlar kapıda, elini öpüyorlar. Efendi Hazretleri diyor ki bizim yerimiz Pierre Loti'de orada. Vazifemiz var, yerimiz var, evimiz var. Buyurun çay içmeye sizi davet ediyorum diyor. Sonra oraya gidiyor Necip Fazıl da. Ya Abidin Dino. Bu nasip işi. Abidin Dino'ya nasip olmuyor tabii. O zata bağlanmak. Ama Necip Fazıl oraya bağlanıyor. Ama oraya giderken de Necip Fazıl olduğunu ispat etmiş olarak gidiyor. Tanınmış artık ünlü biri. Ünlü bir şair tabii, evet. Zaten daha Parisli yıllarında 17 yaşında birincilikleri vesaire. 17 yaşında devrin önemli dergilerinde o devrin büyük şairleri Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi büyük şairlerin hocası herhalde. Şiirlerin yani. Yahya Kemal tabii Kuleli Şeden. Mektebi Bahriye Şahane'den de evet, hocası. Nazım Hikmet'in de Necip Fazıl'ın da Fahri Sabit Korutürk'ün de hocası. Garb Edebiyatı hocası. Oradan tanıyor. Onların şiirlerinin yayınlandığı o günün üstad diye, o günde üstad denilen şairlerin şiirlerinin yayınlandığı dergide üstadın Necip Fazıl'ın da şiirleri çıkmaya başlıyor. Bir gün şiirlerin işte derginin de idaresinde Yakup Kadri falan var. Üstad 5-6 şiirini oraya vermeye gidiyor. Orada Ahmet Haşim'le karşılaşıyor. Ahmet Haşim biraz da kıskançlıkla, çocuk diyor, o sesi nereden buldun diyor. Bir şiirini çok sevmiş Ahmet Haşim. O şiiri kastederek çocuk diyor, onun gözünde çocuk tabii Necip Fazıl. Biraz da küçümseyici, kıskanıcı bir eda ile çocuk o sesi nereden buldun diyor. Bunu üstad Baba Ali isimli sanat ve edebiyat hatıralarında dile getirir. Derken tabii oraya gidiş o gidiş ve kapılanış o kapılanış. O günü ifade eden, bu karşılaşmayı, buluşmayı ve bağlanmayı ifade eden iki beyti var üstadın. Biz edebiyatta iki mısraya beyit diyoruz biliyorsunuz. Üstad noktalama diyor. Biz de ona uyarak noktalama diyelim ve o noktalamaları okuyalım. Diyor ki birinde, bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız diyor. Efendi o gün temel çivisini çakıyor. Belki Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi dört mezhebin fıkhına sahip bir büyük alim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden geliyor. Hüseyini bir seyittir. Hüseyin, Hazreti Hüseyin Efendimiz kolundan gelen bir seyittir. Evet. Çok ciddi eserleri de var ama en büyük eseri onun Üstad Necip Fazıl Kısakürek'tir. Dolayısıyla bir başka noktalamasında da diyor ki tam 30 yıl, 1904 doğumlu, 1934'te gerçekleşiyor bu buluşma. Ona izafetle tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. Uçurtma gökyüzündedir. Uçurtma uçurtan kişi gökyüzüne bakar uçurtmasına. Zevk alır. Gökyüzünde bu arada görür. Ama gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmak da ne demek oluyor? Bir de bir insanın ruhuna temel çivisi nasıl çakılır? Bunlar her birisi izaha muhtaç kavramlar, ifadeler. İslam'ı kastediyor. Yani gökyüzüyle kastettiği İslam. Bir 30 yıl İslam'ı diyor bilmeden yaşamış. Gene Müslüman ama yaftası var. Dinin hakikatlerinden, özünden yani uzak. Yani 30 yılı adeta bir anda yok. Yani sayıyor. Yaşamamış evet. Gibi sayıyor. Yaşamamış gibi sayıyor o 30 yılı. İşte orada dönüm noktası. O ve Ben isimli eserinde onu tanıyıncaya kadar diye bir bölüm var. Onu tanıyıncaya kadar. Onu tanıdıktan sonra ikinci bölüm, üçüncü bölümü de o kitabın onu ve sonrası diyor. İki bölüm doğrudur. Ondan önce, ondan sonra. Efendi Hazretlerini tanıdıktan önceki Necip Fazıl, Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerini tanıdıktan sonra Necip Fazıl. İşte büyük eserlerini onu tanıdıktan sonra veriyor. Ondan önceki çevresi, o günün şairleri, ressamları, düşünce adamları hep beraber üstüne çullanıyorlar.
Nasıl olur? Şaşırıp kalıyorlar. Öyle bir adam, öyle bir büyük şair İslamcı olacak. Allah Allah. Bir türlü inanamıyorlar. Ama Üstad Efendi Hazretlerine ileride 1978 yılında yazdığı O diye bir şiir var. Ona diye. Orada bir yerde diyor ki dağlandım kalpten ve mühürlendim. Diyor. Emri yüklendim. Diyor. O şiir uzun bir şiir, okumayacağım. Evet. Ve ondan sonra Büyük Doğu Mecmuası'nı çıkarıyor. O destan şiiri, muhasebe şiiri o günlerde yazılmıştır. Yani o 1934'ten sonra tasavvufa yöneliyor. Tasavvufa yöneliyor tabii, bağlanıyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli bu fıkıh ekollerinden dördünde de mahir bir insan ve alim. Bir icazetli şeyhtir, Nakşi şeyhidir. Dolayısıyla öyle bir şeyhe bağlanıyor. Üstadın şiirlerinin hemen hepsinde o tasavvufi neşveyi bulmak mümkün. Diğer tasavvufi eserlerinde, tiyatro eserlerinde, diğer yazılarında bunun izini sürmek mümkün. Ondan sonra Üstad Büyük Doğu mücadelesine başlıyor dedik. Mesela bu destan şiirinin bir yerinde diyor ki, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Meydan yerine çıkıyor. Kendi tabiriyle fil dişi kuleyi yıkıyor. Şiir için bir ifadesi vardır. Bu şiir kitabının şiirlerim ve şairliğim diye bir bölümü var. Burada şiirlerim ve şairliğim diyor ki, biz şiiri iman için bilmişiz. Mesela bir noktalamasında da diyor ki, anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi hep çelik çomakmış diyor. Gerisi hep angarya dediği gibi, gerisi hep çelik çomakmış diyor. İlmin başı, en büyük ilim, hangi ilmi düşünürseniz düşünün. Her ilmin başı İslam'da marifetullah'tır. Allah'ı tanımayan bir ilim kör ve topal olmaya mahkumdur. İnsana bir şey veremez. Bu dünyada birçok şey verebilir. İlmi küçümsemiyoruz, bilim, ama marifetullah'tan mahrum ilim insanı mutlu edemez. Üstadım bulduğu ilim, yapıştığı ilim, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden tevarüs ettiği ilim marifetullah'tır. Allah ilmi, Allah bilgisi. Ve işte bu şiir kitabının da Çile'nin 14 bölümdür. İlk bölümü evet. Allah ismi taşır. Yaklaştırırsak böyle, bilmiyorum. Mümkün mü yaklaştırmak? Biraz bekleyin hocam. Evet. Gelecek şimdi. Evet. Evet, burada ilk şiir Çile. Mesela kitaba adını veren şiir de bu şiirdir. Bu şiirin yazılış ve yayınlanış tarihi 1939'dur. Hemen efendiyi tanıdıktan 3-4 sene sonra, 5 sene sonra. Diyor ki, gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin başlığı ense kökünde ve uçtu tepemden birdenbire dam, gök devrildi künde üstüne künde, pencereye koştum, kızıl kıyamet, dediklerin çıktı ihtiyar bacı, sonsuzluk elinde bir mavi tülbent, ok çekti yukarıdan üstüme avcı diyor. Şiir uzun, evet. Şiir 112 mısradır, tamamı ezberimdedir, okumayı gereksiz görüyorum. Çünkü zaman yetmez üstadı anlatmaya. Evet. Yani bir saat, iki saat, bir gün, üç gün, beş gün üstadı anlatmak lazım. Üstadı iyi kavrayabilmek için. Hülasa o günlerde Baki Süha Ediboğlu diye eski arkadaşlarından birisi Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazıyor. İleri yıllarda bir zaman. Büyük Doğu diyor, büyük şair Necip Fazıl'a mezar oldu diyor. Üstad ona hemen cevap veriyor o günkü yazdığı bir gazetede. Zannederim bugün gazetesi olsa gerek. Veya Babaaldi Sabah olabilir. Bana böyle diyorlar ama diyor, ben kendimi efendiyi tanıdıktan sonra buldum. Büyük Doğu mücadelesine atıldıktan sonra buldum. O şiirlerinden birisinde de diyor ki, meydan yerine çıkarak, inanmıyorum bana öğretilen tarihe. Abdülhamit'ten bahsettik. Cumhuriyet dönemi Abdülhamit Han Hazretlerini mahkum etti. Bize, o nesillere, bizden önceki nesillere ve yakın zamanlara kadarki nesillere hep
Kızıl Sultan diye tanıtıldı. Bir başka padişah da biliyorsunuz Abdülhamit'ten sonra kardeşi Sultan Reşat padişah oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sultan Reşat ölünce Vahidüddin Han, kardeşi Vahidüddin Han padişah oldu. Vahidüddin Han 4 yıl padişahlık yaptı. Kendi hatıralarında Vahidüddin Han diyor ki, ben öyle bir zamanda padişah oldum ki adeta kızgın sacın üstüne oturtulmuş gibi oldum diyor. Oturmuş gibi oldum. Zor zamanlardı. Cumhuriyet kurulunca, halbuki Cumhuriyet'in kuruluşunda Vahidüddin Han Hazretleri'nin rolü büyüktür. Cumhuriyet'i kuran birinci ve ikinci adamlar biliyoruz. Birinci adam Mustafa Kemal. Ona külliyetli bir şekilde o günkü Osmanlı lirası, Osmanlı parası altındı. Külliyetli miktarda altın para veriyor ve onun eline bir ferman veriyor. Çık Anadolu'ya diyor, mücadeleyi başlat. Çünkü kendisi Dolmabahçe Sarayı'nda adeta mahkum vaziyette. İngiliz topları, işte gemileri saraya toplarını çevirmiş. Askerlerimiz terhis edilmiş. Mağlup olmuşuz. Bizimle beraber savaşa katılanlar mağlup olunca biz de mağlup sayıldık. Ve asker terhis edilmiş, silahlar toplanmış. Eli kolu bir bağlı bir hükümdar, bir padişah. Buna rağmen dirayetle mücadeleyi yürütüyor ama sonunda vatan haini damgasını yemekten kurtulamıyor. Halife sürülüyor. İslam harfleri kaldırılıyor. İslami hayat rafa kaldırılıyor. Batılı bir anlayış zorla dayatılıyor. Zorla, silah gücüyle, ordu kullanılarak, diğer devlet imkanları kullanılarak. Öyle bir hengamede alimler susmuş. Yani Müslüman Türk toplumunun bütün milli değerleri, mukaddesleri, milli kültürleri, evet, yok sayılıyor biraz. Yok sayılmıyor. Bütün mukaddeslerinden mahrum bırakılmış. Korku. Alimler yavaş yavaş evlerinde ölmeyi bekliyorlar. Yeni nesillere bin yıllık tarihin, mukaddeslerin zıttına, batılı hayat tarzı zerk ediliyor. O körpe dimağlara. İşte Necip Fazıl Allahu Teala Paris'ten getiriyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanıştırıyor. Ona bir büyük memuriyet veriyor Allahu Teala. Necip Fazıl'ın büyüklüğü de buradan geliyor. Ve Necip Fazıl meydan yerine çıkıyor artık. Agora'ya, kendi tabiriyle Agora'ya. Yani demin de tekrar söyledim, bir daha tekrarlıyorum. Fil dişi kulesini yıkıyor. Uçtu fil dişi kulem diye geçer o şiirde. Hı hı. İnanmıyorum bana öğretilen tarih ediyor. Vay, bunu sen mi söylüyorsun? Gel öylesi hapse. Hapse atılıyor ama onu susturmak ne mümkün? Ne sık sık da Abdülhamit vurgusu yapıyor. Sık sık içeri giriyor, çıkıyor. İçeride durmuyor, yazıyor. Dışarı çıkarıyorlar, içeride bu kitap yazıyor diye. Dışarı çıkarıyor, dışarıda da duramıyor. Durmuyor, zapt edemiyorlar. Çıkardığı Büyük Doğu dergisinde bir hadis-i şerif vardır. İlk Büyük Doğulardan birisinin kapağında. Böyle küçük harflerle yazılmış. Ama bomba tesiri doğuran bir şiir o. Hadis-i şerif şu. Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez. Tam Müslümanca bir tavır. Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez diyor işte. Bu ses üzerinde gidiyor. Bu söz üzerine gidiyor. Bu izi takip ediyor. Ve dergi toplatılıyor, hapse atılıyor. Sen misin milleti, devlete, hükümete karşı isyan ettiren? İsyana teşvik eden diyorlar. Vatan hainliğiyle yargılıyorlar. Hadis-i şerif yayınlamak vatan hainliğine eş tutuluyor. Evet. Eş tutuluyor. Düşünün ki. Ve işte tek parti dönemi bitiyor. Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz, mısraları da o günde yazılmıştır. Sultan-ı Şuara, biraz da bundan bahsedelim değerli hocam. Efendim, yani şairlerin bizim sultanı. Bizim edebiyatımızda, Osmanlı edebiyatında, diğer bir isimlendirmeyle divan edebiyatında büyük şairlere dönem dönem Sultan-ı Şuara ünvanı verilmiştir. Şair Baki bunlardan birisidir. Hı hı. Yunus Emre'den Necip Fazıl'a ve yaşayan büyük şairimiz şu anda bir büyük şair yaşıyor. Büyük Doğu teknesinden yetişmiş. Evet. Üstadın izini takip eden 85 yaşında bugün yaşayan bir büyük şair var. Sezai Karakoç üstadımız. Sezai Karakoç üstadımız
Za gelinceye kadar Yunus Emre'den bizim tarihimiz büyük şairlerin yetiştiği bir tarihtir. Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galip, Baki, Yenişehirli Avni Bey, Muallim Naci, Mehmet Akif vesaire. Bunlardan mesela şair Baki'ye Sultan-ı Şuara, şairle sultan unvanı verilmiştir. Üstad da, Üstad'a da böyle bir Türk Edebiyatı Vakfı ve bir takım sivil toplum kuruluşları o gün bir hakkı dile getirmek adına Üstad'a şairler sultanı unvanını verdiler sıfatını. Şu eleştiri neden? Efendim? Şöyle bir eleştiri vardır. Şairlerin sultanı unvanı ile ilgili tabii bunu aydınlatmak gerekiyor. Yersiz ve manasız bir eleştiri ama tabii herkes de bilmiyor. Al takkeyi ver külahı şeklinde o aldığı unvanla ilgili hep bir eleştiri vardır bazı çevreler tarafından. Efendim Üstad'a şairler sultanı veya o orijinal ifadesiyle şairler sultanı sıfatı verilmeseydi de o zaten büyük bir şairdi. O şairler sultanı şuara töreninin olduğu gün Üstad'ın bir şeysi var, ifadesi. Birisi diyor ki işte efendim şairler viranede sultanlık diyor. Viranede sultanlık. Yani sultanlar kovulmuş, sultanlar vatan haini denmiş kovulmuş, Kızıl Sultan denmiş kovulmuş. Sultan-ı Şuara unvanı verilen şairlerin şiirleri rafa atılmış, manası çöpe atılmış. Üstad bilmez mi ki bu işin bir şey olduğunu? Ama Üstad'a da yakıştı yani. Öyle diyenler onu kısık sesle söylüyorlardır. İzbe köşelerde dedikodu kabilinden söylüyorlardır. Üstad bizim 1000 yıllık şiirimizin 3-5 büyük şairinden birisidir. Fuzuli, Şeyh Galip ile yan yana konulacak şairlerdendir. Dolayısıyla bir de Üstad'ın düşünce tarafı var. 500 yıllıktır beklenen mütefekkir tabirini kullanmıştır dergide. O kendisidir. İdeolojik örgüsü, Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu, Tanrı kulundan dinlediklerim gibi eserleri de düşüncesinin çapını göstermesi bakımından ortadadır. Okunmadan hüküm vermek bizde adettir. Şöyle bir söz de bizim kültürümüzde son zamanlarda gündeme geliyor sık sık. Deniyor ki, bizde okumadan alim, yazmadan katip olunur. Okumadan ciddi eserleri ortaya koymadan büyük şaire, adı büyük şaire, büyük düşünce adamına çıkmış nice adamlar biliyoruz ki onu unutuldu gitti. Necip Fazıl 35. yılına, vefatının 35. yılına giriyoruz. 35 yıldır giderek büyüyen bir insan, büyüklüğü fark edilen bir insan. 100 yıl sonra dünya yaşayacaksa, 1000 yıl sonra dünya yaşayacaksa Allah bilir. Bir kıyamet dediğimiz ve inandığımız bir hadise de var. Evet. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz ama dünya diyelim ki 1000 yıl yaşayacaksa biz tabii kuluz. Ömrü sınırlı bir varlığız. 1000 yıl değil 100 yıl yaşayamayız ama 1000 yıl sonra Necip Fazıl'dan şu şiirlerim ben iddia ediyorum. Şiiri bilen bir insan olarak. 1000 yıllık Türk İslam şiirini bilen bir insan olarak bunu okumuş, okutmuş, bu işin ilmini yapmış bir insan olarak iddia ediyorum ki 1000 yıl sonra Necip Fazıl'ın şu Çile isimli kitabı kalır. Ama adı şaire çıkarılmış birçok şair unutulur geçer gider. Bu büyük bir iddiayı bir görülmesin. Evet. Bu kitap okunduğunda bunu bilen, hakikatin hakkını veren herkes bunu böyle söyler. Dönemin siyasilerini de zaten etkili o konuya geleceğiz ama tam da yerinde bir konuya geldik. Dediniz ki 1000 yıl sonrasında dahi Üstad unutulmayacaktır ve hala etkisi devam edecektir şiirleri. Günümüzde neden Üstad gibi, evet çok zor ama bunun bir sebebi olmalı. Neden bu tür şairleri, yazarları yetiştiremiyoruz? Acaba dönemin şartları mı etkili oluyor? Yani günümüz bunun, malum eskiye nazaran kıyaslarsak. Tabii birçok sebebinden bahsedilebilir. Ben Yazarlar Birliği Başkanlığı yaptım, İstanbul Şubesi Başkanlığı. Halen de orada yönetimdeyim. Birçok şairimiz var, yeni genç şair arkadaşlarımız.
Ben şiiri sevdiğim için onları da çok seviyorum. Birçok güzel istikbal vaat eden şair arkadaşlarımız var. Burada isim saymayacağım. Çokça şairle iç içeyim ben. Yaşı benim yaşımda olan, benden daha küçük yaşta olan, benden yaşlı bazı şair arkadaşlarımızla iç içeyim. Gönül arzu eder ki, Necip Fazıl aşılmaz bir insan değil. Yani neticede bu kul. Ama biz isteriz ki Necip Fazıl aşılsın. Biz isteriz ki Mehmet Akif aşılsın. Fuzuli aşılsın, Yunus Emre aşılsın. Ama şiirin, büyük şiirin zemini yok. Evet. Niye? Siz dille oynadınız. Şiir biraz da maverai bir şeydir, şiirdir. Ötelerle bağlantılı bir hadisedir. Şiir, üstad da öyle diyor, telkine dayalı bir iş. Telkine dayalı bir tebliğ, bir vasıta. Şiir bir vasıta. Resulullah Efendimiz'in şairleri vardı. Hassan bin Sabit, Abdullah İbni Revaha, Ka'b bin Züheyr, Ka'b bin Malik gibi şairleri vardı. Kur'an-ı Azimüşşan'da da 227 ayetlik Şuara suresini unutmayalım. Şairler suresi yani. Orada Allah yolunda yürüyen şairlerden bahsediliyor. Her şey zıttıyla var ya kainatta. Bu bir kanun. Her şey zıttıyla yaratılmıştır. Orada da Allah yolunda yürüyen şairlerden bahsediliyor. Şeytanın izinde yürüyen şairlerden bahsediliyor. Nazım Hikmet mesela. Ben 2000 küsur sayfalık bütün şiirlerini okudum. Ondan da Bahri Hazer gibi, Salkım Söğüt gibi şiirlerini bilirim. Ezbere de okuyabilirim. Nazım Hikmet'i de aynı dönem itibariyle mukayese ettim. Nazım Hikmet'in 2000 sayfalık şiir kitabı, ki bu 500 sayfalık bir şiir kitabıdır. Nazım bu kemiyet olarak söylüyorum, keyfiyet olarak mukayese etmem. Evet. Üstad gelir, mezardan kalkar bizi dövebilir yani. Mezardan uzanır ve bize kızabilir. Onun ruhunu böyle üzmek istemem, muazzeb etmek istemem. Böyle bir mukayese yok. Mana bu. Kemiyet bakımından baktığımızda onun bu şiir kitabının 4 katı sayfa tutarında 2000 sayfalık şiirleri var. Fakat orada milletin mukaddesatına söven, milletin inançlarına saldıran şiirler var. Beni Stalin yarattı diye şiir yazmış. Hafızı kapital olmak istiyorum diye şiirler var. Nazım Hikmet'ten yarın kaç şiir kalır bilemem. Evet. Şüpheli. Toparlayalım, bir reklama gidelim. Dolayısıyla Necip Fazıl üstadımız büyük şairdir. Düşünce tarafına da gelmek istiyorum ama reklama girmek istiyoruz. Evet. İstiyorsunuz. Tamam. Reklamdan sonra konuşalım. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası verelim. Reklam dönüşünde bu güzel konuyla bir kez daha karşınızda olacağız. Akit Özel bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Değerli hocamız Muzaffer Doğan'la Üstad Necip Fazıl Kısa Küre'yi konuşuyorduk. Üçüncü bölümde de devam edeceğiz. Evet hocam, şöyle bir soru yönelteyim. Son bölümde de günümüz siyasilerine etkilerini konuşalım üstadın. Şu an üstadın kıymetini evet biliyoruz. Az önce de söylediğiniz gibi etkisi 1000 yıl devam edecektir. Ancak şöyle bir şey de var. Maalesef bu ünlü insanların, büyük insanların ortak kaderidir. Mesela biz Mehmet Akif'i de bugün çok anarız, çok saygı duyarız ama döneminde, kendi devrinde sürgüne gitmiştir. Cenazesi, hatta defin edilecek para dahi bulunamamıştır. Yani döneminde maalesef kıymeti bilinememiştir. Üstad da böyle midir? Üstad da böyle değildir diyemem, böyledir. Ne yazık ki böyledir. Sonradan anlaşılan. Yani üstadın kıymeti zamanında bilindi mi? Artık kıymeti bir ölçüde bilinmedi denebilir. Evet. Şimdi asıl bilinmeye başlandı gibi görünüyor. İnşallah yanılmayız. Ama üstad bir hazine gibi elimizin altında. Yani üstad gibi başka kıymetlerimiz de aslında aynı durumda. Biz hazineleri üstünde oturan ama kıymetli hazinelerinin yani farkında olmayan bir topluluğuz. Maalesef böyleyiz. Fakat giderek ümitsiz değiliz. Yavaş yavaş kıymetlerimizin hakkını vermeye, kıymetini bilmeye başladık.
Bu sevindirici. Hani siz az önce belirttiniz ya, evet. Ben bu yalan tarihe inanmıyorum. İnanmıyorum bana öğretilen tarihe diye. İşte sanki değerli şimdi, hocam bize gerçek tarihimizi, kökenimizi öğretmediler. Yani çok açık konuşalım, konuyu birazdan oraya bağlayacağız. Belki de 2002 yılında AK Parti iktidarı olmasaydı ve gerek başbakanlığı döneminde, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde ve hala Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstada sık sık vurgu yapmasaydı belki bugün de çok 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 konuşuyor olmayacaktı. Bu bir gerçek. Üstad, çünkü sürekli atıfta bulunur. Evet, üstad bunun farkında bir kimse olarak hayatını kendi yazmıştır. Kendini ileride doğru yazılamayacağı gibi bir endişeye kapıldığından olsa gerek. O ve Ben isimli eserinde, Baba Ali isimli eserinde ve kendi ifadesiyle siyasi otobiyografim dediği, bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu eseri biraz geride kalıyor. Üstadın 100 cilt eser olunca eserleri arasında insanlar bocalıyor. Hangisini okusak filan. Birkaç şiirle yetiniyor birçok kişi. Ben 40 küsur yıldan beri, 50 yıla yakın bir zamandan beri üstadı okuyorum, okutuyorum, tanıtmaya çalışıyorum. Programlar düzenliyorum. Gördüğüm şu Türkiye çapında üstadı seven milyonlar var. Evet. Ama üstad da derdi ki birkaç şey bir beytinde, milyonlar var, adam yok, yetecek bir dolmuşa derdi. Milyonlarca üstadın seveni var. Bu milyonlardan geçtik, yüz binlerden geçtik, on binlerden geçtik. Üstadı hakkıyla iddia ediyorum, hakkıyla anlayan bin kişi olsun Türkiye'de. Türkiye'de gerçek büyük devrimler yapar. Üstadın hasretini çektiği büyük devrim, mutlaka büyük devrim diyordu bir şiirinde. Öfke ve Hicivde yer alan bir şiirinde. Büyük devrim mutlaka büyük devrim diyordu. Üstad bu devrim kelimesini, uydurukça kelimeleri sevmemesine rağmen inkılap karşılığında bu devrim kelimesini kullanmıştır o şiirinde. Tekrarlıyorum. Mutlaka büyük devrim mutlaka diyordu. İnkılapçı, devrimci bir şair, bir düşünce adamı. İşte o bu devrimin hasretiyle yaşadı ve öbür aleme göç etti. Evet. Ben iddia ediyorum ki doğru anlayanlardan bin kişi olsun o devrim gerçekleşir. Biz o bin kişiyi bulmak için çabalıyoruz. Bir milyona ulaştıracağız dedik ya ideolojik örgüsünü bugün yaptığımız, başlattığımız bir seferberlikle. Hayırlı. 10 bin kişiye ulaştırırsak, o 10 bin kişinin de bin kişisi gerçek manada anlarsa hedefe varılmış demektir. Burada kendisiyle bir dönem siyaset yaptığım, hali hazırdaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Üstadın yeni nesillere tanıtılmasında, tanınmasında büyük rolü olduğunda buradan ilan ediyorum. Günümüz şartları itibariyle milyonlar meydanlara gelebiliyor. Bunu sadece bundan önceki siyasetçilerle mukayese edildiğinde Recep Tayyip Erdoğan başarabildi. Birkaç milyon insanı Ankara'da, İstanbul'da bir araya getirebiliyor ve meydan meydan üstadın şiirlerini okuyor. Üstadın adını duyanlar, bu şiirleri dinleyenler duramıyor yerinde. Enerji sarıyor, sinerji sarıyor hemen birden. Ve artık üstadın eserlerine nüfuz etme faaliyeti başladı. Bir tabir vardır ya, o şiirlerdeki sözler insanın ruhuna mıh gibi işliyor. Mıh, tabii. Nasıl Efendi Hazretleri Üstad'ın ruhuna temel çivisini çakmışsa, şimdi de okuyan nesillerin ruhuna temel çivisi çakılıyor. Bu sevindirici. Üstad siyasetçilerle hep ilk zamanlarından beri, 30-40'lı yıllardan itibaren, vefat ettiği son anlara kadar, 1983'de vefat ettiğine göre, 40 yıl neredeyse, 40 yıldan fazla siyasetçilerle hemhal oldu. Mesela 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti ve onun işte başbakanı Adnan Menderes'le birçok birlikteliği vardır. Hatta şehit edildiğinde ben Adnan Menderes'in idamını şehitlikle nitelendiriyorum. Şehit olmuştur diyorum. Allahu alim bis sevap. Doğruyu Allah bilir. Evet. Onun şehit edilişin zamanlarda bu kitapta var o. O Zeybek diye bir şiir var. Bir de
siyasi otobiyografim dediği, benim gözümde Menderes diye bir kitap yazdı üstad. Sonra onun yer Demokrat Parti'nin yerini tutamayan, onun mirası üstüne konmasına rağmen onun yolunu takip etmeyen, onu gündeme bile getirmeyen Süleyman Demirel'le bir takım irtibatları oldu. Çünkü Süleyman Demirel o devirde biz yaşadık o lise yıllarımızda. Kur'an-ı Kerim'i tepesine koyuyordu. Bu Anadolu insanını çok etkiliyordu. Osman Yüksel Ser'den geçti gibi, Profesör Osman Turan gibi, Tevfikli, Demokrat Parti'de de Tevfikleri diye büyük doğucu birisi vardı. İşte Osman Yüksel Ser'den geçti, Osman Turan gibi bir takım İslami, milli, mukaddesatçı kişileri partisine alıp milletvekili yaparak Süleyman Demirel, Müslüman çevrelerin oyunu almıştır, mukaddesatçı kesimlerin. Hı hı. Ama ihanet etmiştir o ruha. Üstad da ona Süleymanname diye bir şiir yazmıştır. Sen gül diyarının yapma gülüsün, aynı yapmacıkla çoban sülüsün. Yoktur izlediğin bir dava yolu, bir bu yan, bir şu yan büküntülüsün diye. Şiirin tamamını okumuyorum. Öfke ve Hiciv isimli benim derlediğim şiir kitabında var bu şiirler. Sonra Turgut Özal'la 1980 ihtilalinden sonra Turgut Özal'a yol göstermiştir. Ona eve Turgut Bey'in geldiğini, üstadla istişare ettiğine şahit olan bir kişiyim. Allah rahmet eylesin. O da Büyük Doğu Teknesi'nin yetiştirdiği başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış güzel bir insandı. Buradan rahmetle anıyorum Turgut Özal'ı. Ve bu ifade ne kadar yerindedir bilemiyorum, artık dinleyenler takdir etsinler ama Refah Partisi'nin ve AK Parti'nin yolunu açanlardan bir siyasi insandır. Bir siyaset adamıdır Turgut Özal. Bilenler bunu biliyor. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu rahmetliyle Alparslan Türkeş'le münasebetleri olmuştur. Bilhassa Alparslan Türkeş'le uzun yıllar bazı münasebetleri olmuştur. Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği o ülkücü gençliğe ruh üflemek istemiştir. Bazıları üstadı o bakımdan suçlamışlardır, MHP'li oldu diye. Fakat üstad ne Milli Selamet Partili olmuştur, ne MHP'li olmuştur. Öyle insanları bir partinin dar kadrosuna sığdırmak akıl kârı değil. Ama bugün Milliyetçi Hareket Partisi camiasından da, o günkü Milli Selamet Partisi, daha sonraki ismiyle Refah Partisi ve bugün o çizgiyi devam ettiren AK Parti camiasında da üstadı bilen, seven, ondan tesirlenen çok insan vardır. Bugün Tayyip Erdoğan'dan önce başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül, doğrudan üstadın tezgahından geçmiş bir siyasetçidir. Büyük Doğu'da çalışmıştır. Üstadın çayını yapmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanı olan ve bunu dirayetle deruhte eden Recep Tayyip Erdoğan beyefendi de üstada olan bağlılığını işte meydan meydan okuduğu şiirlerle ortaya koyuyor. Şiir okumakla da yetinmiyor ki bunun daha ilerilere götürülmesinden yanayız, götürüleceğine inanıyoruz. Onun Büyük Doğu ideolojisindeki o Büyük Doğu mefkûresini de hayata geçmesi için birçok gayretine şahit olanlardan birisiyim yakında. Dolayısıyla üstad siyasetçilerle hep iç içe olmuştur. Ama inandığı davadan hiçbir siyasetçiye iğne ucu kadar taviz vermemiştir. Evet. Menderes zamanında Menderes'in de yargılandığı, üstadın da yargılandığı ve hapis yattığı bir şey vardır. Örtülü ödenek davası. 147 bin lira almıştır üstad. Kendi ifadesidir. Mahkeme, yüksek mahkemede soruluyor işte size para verildi. Doğru mu? Evet doğrudur. Nasıl aldınız? Millet parası. Başkalarına da verildi diyor. Benim hakkımdı. Ben milletime hizmet etmek için Büyük Doğu dergisi çıkardım. Şahsi evime harcamadım bu parayı diyor. Böyle de aleni konuşabilecek bir büyük adamdı üstad. Siyasi düşüncesi bugün AK Parti siyasetçileri tarafından hayata geçirilmeyi bekliyor. Evet. Millet de bunu bekliyor. Orada ideoloji örgüsünde baş yücelik devleti diye bir proje var. İdeoloji örgüsüne bazıları
bir ütopya diyor. Campanella diye bir batılı filozof var. Onun da Güneş Ülkesi diye bir şeysi var, ütopyası. Üstadınki ütopya değil, hakikattir ve İslami temellere dayanıyor. Kur'an'a ve sünnete dayanan, tevhidi bir dünya görüşünü teklif eden bir projedir. Müslüman münevverlerin bunun üstüne eğilip ve bu anlayışın hayata geçirilmesi yönünde el birliği etmesi gerekir diyorum. Evet. Hocam, son 5 dakikamız konu şiir, eserler. Birkaç şiir okuyalım o zaman. Şiire, tabii, buyurun. Evet. Önce üstadın hapislerinden bahsettik. Hı hı. 1960'ta da ihtilal sonrası Menderes'in şehadeti arkasından diğer iki bakanıyla birlikte idamından sonra üstad da hapis yattı. Hapisten çıkınca hapiste yazdığı bir şiiri o günkü bir gazetenin tam sayfasında yayınlandı. Uzun bir şiir. Evet. Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Evet. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel 100 adım 1000 yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil. Bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri saat. Beni Allah tutmuş kim eder azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçe. Eskiden dilekçelere pul yapıştırılırdı. Hı hı. Ben yazdığım bazı dilekçelere pul yapıştırdığımı hatırlıyorum. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçe. Ama bu dilekçe yazısız pulsuz bir dilekçe. Yazısız pulsuz dilekçe nasıl olur düşünelim. Anlamaz yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti dilekçem. Saat 5 dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak. Nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan. Sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını. Zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Karışmış duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım, uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demir de muhalik emir. Ne gelir ki elden? Kader bu, emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir solu, bir tütsü, bir uçan bu. İplik ki inceci görer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım.
davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Zindandan Mehmet'e yazdığı şiir de bu. Mehmet kim? Oğlu şimdi 75 yaşlarına yaklaştığını sandığım, o civarda olduğunu sandığım Mehmet Küçük Kısakürek. Mehmet abimiz bizim. Buradan ona selamlarımı arz ediyorum, sevgilerimi, hürmetlerimi. Ama bu manada ben de bir Mehmet'im, siz de bir Mehmet'siniz. Bu davaya, İslam davasına, üstadın mukaddesat davasına inanan herkes bir Mehmet'tir. Ve Mehmetlerin ayağa kalkacağı günler yakındır. Hocam süremizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Cümlemizden. Ağzınıza cümlemize sağlık. Bir şiir daha okumama izin verirseniz bir şiirle kapatalım. Tabii, buyurun. Bu şiir Aynalar Yolumu Kesti. Evim diye de bir şiir vardı ama tercih noktasında kaldım. Aynalar Yolumu Kesti, iyi tercih ediyorum. Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmazanda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme. Acı hapsettiğin sefil gölgeme. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin, irade. Günah, günah hasat yerinde demet. Merhamet, suçumdan aşkın merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepenk? Gözyaşı döksem Nuh tufanına denk. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin. O bir hevesti. Gelemem. Aynalar yolumu kesti. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Akit TV'ye ve mensuplarına, kurucularına ve çok kıymetli takipçilerimize, izleyicilerimize buradan selam ediyorum. Yarın Ramazan-ı Şerif'in ilk günü ve yarın oruçlu olacağız. Allah kabul etsin inşallah. Cümle Müslümanlara, bütün Müslümanlara, bütün dünya Müslümanlarına, sesimizi duyan ve duymayan milyarlarca kişilere, Müslümanlara selam olsun diyorum. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in ümmeti Muhammed'e zaferler getirmesini niyaz ediyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyet içinde geçmesini niyaz ediyorum. Amin. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Akit Özeli burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler.